Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tığ'ın çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Tunus tekniğiyle yapılmış bir model. Tunus tığı diye her yerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. 3 numara tığ kullanıyorum. Kartopunun bebeği ününü kullanacağım. Modelim bakın bu şekilde. Hemen arka yüzünü göstereyim. Arkası da bu şekilde. Battaniye yapmak isteyen arkadaşlarım arkasına herhangi bir kılıf geçirmenize gerek yok. Gayet temiz bir görünüm var. Herhangi bir şey yapmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bakın modelim bu şekilde. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım isterseniz. Şöyle modelimizin sayısını 4 ve katları üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Siz ne yapmak istiyorsanız o şekilde istediğiniz şeye zincirinizi ölçerek başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen buradan başlıyorum. Evet, bakın zincirimi hazırladım. Şimdi zincirimizi hazırladıktan sonra her bir zincirimin içerisinden bir tane bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Çok sımsıkı yapmayın ki ilk bu zincirinizi sıkı yaparsanız bu şekilde ilmekleri çıkarırken zorlanabilirsiniz. Rahatlıkla batabilecek şekilde ayarlayın. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi hazırladım. Şimdi ilmeklerimi hazırladım. Dediğim gibi 4 ve katları üzerine kurabilirsiniz. Artı 2 ilmek de kenarları için bırakmanız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimi hazırladıktan sonra burada 1 ve 2 tane zincir çektim. Şimdi 4 ilmeğimi birlikte çıkaracağım. Bu 1, 3 tane de buradan alacağım. Tığın başına ilmek aldım ve 4'ünü birlikte ördüm. Bir tane zincir çektim. Şimdi ikisini birlikte ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi 4'ünü birlikte ördüm. Bir tane zincir çektim. İkisini bir ördüm. Bir zincir çektim. 4'ünü bir ördüm. Bir zincir çektim ve ikisini bir ördüm. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Evet, bakın. Şimdi hemen diğer rengimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi arkadaşlar, rengimizi değiştirdik. Bakın, şu 3 tanenin hemen şu sağ tarafındaki yuvadan giriyorum. Bakın arkaya doğru. Birinci ilmeğimi buradan aldım. Şimdi bu ortasında minicik bir yuva var. Bu minik yuvaya battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Hemen buraya battım. Buradan da bir ilmek çıkardım. Şimdi bu arada tek olan bir ilmeğim var. Buradan iki ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Tekrar göstereyim. Bakın normal tunus işi örer gibi. Şimdi burayı nasıl yapıyorum? Bakın bir buradan, ikinci ilmeğimi tepesinden, üçüncüyü hemen şuradaki sol tarafındaki yuvadan alarak ördüm. Aradaki tek ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Bakın. Birinciyi sağ tarafındaki yuvadan, ikinciyi tepesindeki minik yuvadan, üçüncü ilmeğimi de hemen buradan ördüm. Şimdi burada iki tane ikinci zincirimin içerisine batıyorum. İki zincir çekmiştim. Üstteki zincirime batıp kenar ilmeğimi aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi yine geri dönüşlerde hep aynı işlemi yapıyoruz. Modelimiz aslında iki sıradan oluşuyor. Giderken bunu dönüşte az önce beyaz kısımda yaptığım işlemi uyguluyorum. Şimdi bakın 1, 2 tane zincirimi çektim. Şimdi şu 4 taneyi birlikte çıkaracağım. Tığın başını aldım ve bu 4 ilmeğimi birlikte çıkardım. Bir zincir çektim. 2 ilmeğimi bir çıkardım. Bir zincir çektim. 4 ilmeğimi birlikte çıkardım. Bir tane zincir çektim. 2 ilmeğimi bir çıkardım. Bir zincir, 4 ilmeğimi bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. 2 ilmeğimi birlikte çıkardım.
Bakın modelimiz kendini belli etmeye başladı. Şimdi burada hemen beyaz ipimi aldım. Tığımın üzerine bu şekilde beyaz ipimi geçirdim. Şimdi arkadaşlar bakın şurada yuva var. Buradaki yuvama batıyorum. Arkasına doğru bu boşluktan girerek battım. Daha sonra tepesindeki minik yuvaya battım. Buradan aldım ikinci ilmeğimi. Üçüncüyü hemen buradan aldım. Aradaki tek ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine bakın birinciyi buradan alıyorum. İkinci ilmeğimi buradan. Üçüncüyü de sol tarafındaki bu boşluktan aldım. Aradaki tek olan ilmeğimi tek başına yine normal tuz şişe örer gibi örüyorum. Daha sonra bakın, buradan aldım 1, tepesinden aldım 2 ve hemen şuradan aldım 3. Şimdi kenar ilmeğimi ikinci zincirimin üzerine battım ve bu şekilde çıkardım. Şimdi yine devam ediyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi tığın başını aldım. Bakın dördünü 1 çıkardım. 1 zincir çektim. İkisini 1 çıkardım. Bir tane zincir çektim. Yine dördünü 1 çıkardım. 1 zincir çektim. İkisini 1 çıkardım. 1 zincir. Dördünü 1 çıkardım. Bir tane zincir çektim. İkisini 1 çıkardım. Şimdi tekrar diğer ipimi alıyorum. Diğer rengimi. Yine aynı işlemi yapacağız. Bakın hemen buradaki yuvadan şöyle göstereyim. Bakın hemen şuradaki yuvamdan alıyorum ilk ilmeğimi. Daha sonra tepesindeki minik yuvama battım. Sonra buraya battım. Sonra aradaki bu tek olan ilmeğimi bu şekilde ördüm. Ve 1, 2 ve 3. Daha sonra aradaki tek ilmeğimi bu şekilde ördüm. Tek olarak. Bakın model kısmında 1, 1 tepeden aldım 2, 1 de buradan aldım 3. Sonra hemen şu zincirli kısımdan ikinci zincirime batarak kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim. Dördünü 1 çıkardım. Şimdi 1 zincir çektim. İkisini 1 çıkardım. 1 tane zincir çekip dördünü 1 çıkardım. 1 zincir çektim. Pardon. Şimdi ikisini 1 çıkarıyorum. Çünkü arada tek ilmeğim var. Tekrar 1 zincir çekip dördünü 1 çıkardım. Bir tane zincir çektim ve ikisini birlikte çıkarıp sıramı tamamladım. Hemen bakın büyük bir parçanın üzerinde dediğim gibi modelken çok daha güzel gösteriyor. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Battaniye yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Angora tarzı ünlerle tek renk üzerine yelek yapabilirsiniz. Bence çok hoş olur. Alt kısmı kıvrılmıyor. Lastik yapmadan da kullanabileceğiniz bir model aynı zamanda. Eğer ki battaniye yapmak istiyorsanız o ilk sıramızda çektiğimiz zincirimizi 1 metre uzunluğunda çekerek ya da ne kadar büyüklükte istiyorsanız genellikle 1 metre uzunluğunda başlanıyor ve 1 metre oluncaya kadar örülüyor battaniye. O şekilde yapabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak onlara örmek istiyorsanız, örneğin yelek örmek istiyorsanız kullandığınız bir yeleğinize zinciri ölçerek yapabilirsiniz. Çünkü ben şu an zincir sayısını bilemem. Bana çok soru geliyor bu şekilde. İşte şu bedendeyim. Kaç zincir başlamalıyım? Hani tek tek zinciri sayarak ben bilemem. Ama dediğim gibi elinizde olan bir kıyafetinize zincirinizi ölçerek, çektiğiniz zinciri ölçerek modelinizi başlayıp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu modelden patik yapabilirsiniz. Tunus işi patik örebilirsiniz. Örneğin işte hani bir ara ben çok yapıyordum. Uzun zamandır da yapmıyorum ama tunus işi patikler yapabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.